hoş geldiniz. Bugün sebze yemeği yapmak istiyorum. Sizlerle de tarifini paylaşacağım. Kabak kullanacağım. Biraz kıyma, pırasa, havuç. Hepsinin birleştiği güzel bir sebze yemeği. Hafif de oluyor. Arada bu şekilde hazırlarım. Çocuklarım da yiyor. İçine de kıyma koyduğum için daha besleyici olacak. Yapmaya başlıyorum. Tarifi detaylı olarak izleyeceksiniz. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler. 4 tane pırasam vardı. Güzelce yıkadım ve doğradım. Burada da 2 tane yeşil kabak. Tabi isteyenler beyaz kabak da kullanabilir. Ben markette bunu bulduğum için aldım. Çok da güzel oluyor. 1 tane kuru soğanımı yemeklik doğradım. 2 tane küçük havucum var. Onlar da doğrandı hazır. Yaklaşık 150-200 gram kadar dana kıyması. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı tereyağı. Bunun yanında da tabii ki de baharatlarımız da olacak yemeğe kullanacağım. Hemen hocam başına geçebiliriz. Tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağını koyalım. Çok az da sıvı yağ ekliyorum. Doğradığımız soğanları koyup rengi hafif dönene kadar kavuralım. Kıymayı da ekleyip devam kavuracağım. Kıymamız kavrulduktan sonra havucu da koyalım. Salçayı ilave ediyorum. İsterseniz biraz da biber salçası da koyulabilir. Salçam da kavruldu. Doğradığımız kabakları ilave edelim. Karıştırın. Hiç pırasa koymadan böyle bile çok güzel olur yemeğiniz. Yazın yaptığım domates sosundan biraz koyacağım. Yarısı yeterli. Biraz su ekleyelim. Pırasayı da katıyorum. Dikkatlice harmanlayın. Tuzunu da ekleyebiliriz. Karabiber. 2 yemek kaşığı pirinç de koyalım. Böyle serpiştirin etrafına. Orta ateşte yemeğimizi artık pişmeye bırakalım. Tencerenin de kapağını kapatın. Evet. 20 dakikadır ocaktaydı. Dikkat edelim karıştırırken. Pişmiş. Ocağın altını kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra da servis edeceğim.
Harika gözüküyor. Üzerine limon sıkacağım ve yanında da yoğurt. Bence nefis bir öğün. İçine kıyma koydum ki çocuklar için besleyici olsun. Ben açıkçası kıymasız bile yerim ve karnım doyar. Bir gün sizlere zeytinyağlı pırasanın da tarifini vereceğim en kısa zamanda. Bugünlük benden bu kadar. Videonun sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.